Herkese selamlar dostlar. 6 Kasım 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 12 tane mücadelem var ve videonun sonunda sizlere bir tane ideal kombin önerisi yapacağım. Öncelikle maçlarımız fazla, raporlarım var. Hızlı bir şekilde anlatıp geçmek istiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Öncelikle Şehliye raporu gelsin ekrana. Şampiyonlar Ligi raporunda arkadaşlar 2 Kasım ve 3 Kasım'da yaptığımız işler ortada. 2 Kasım'dan sadece Sevilla mücadelemiz yattı. 3 Kasım'ı zaten full geçirdik. Hatta Sporting'in biz en az 3 farkla galip gelebileceğini bile söyledik. Onun dışında Ajax'ın galibiyetini söyledik yüksek orandan. Diğer maçlarımız zaten idealdi. Hepsi fullendi. Çok güzel bir şekilde başarılı olduğumuzu belirtelim. Şampiyonlar Ligi'nde zaten değerlendirenlerin hepsini tebrik ederim. Ekranda ŞL kombinesi o gelsin. Şampiyonlar Ligi kombinesini arkadaşlar ana kombin olarak sizlere verdiğim kombine vardı. Başarılı oldu zaten. YouTube'da verdim. Alternatif vermiştim katıl grubuna. Katıl grubundaki arkadaşlar da değerlendirdi. Onlar da aynı şekilde başarılı oldu. Şampiyonlar Ligi kombinelerimizde bu şekildeydi. Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel kazançlar elde ettiğimizde belirtelim. 4 Kasım Avrupa gelsin arkadaşlar ekrana. 4 Kasım Avrupa raporuna baktığımız zaman da toplamda sizlere 10 tane mücadele anlattım. Bu 10 mücadeleden 7 tanesi başarılı oldu. Yatan 2 maçımızda kombineyi koymuştuk. Videonun sonunda sizlere ben zaten 10 maç anlatıyorum. Kombineyi de, kombine yaptım bir tane 2 maçlık bu 10 maçın içinden. O yatan maçlar hangi cenabet oynadıysa artık o maçları batırdı. Real Sociedad 90'da attı iptal oldu. Antwerp maçı keyfi olmadı. Leicester'da penaltı kaçırdı. Yoksa burada da 10'da, 10'da, 9 çok rahat çıkartabilirdik. Diğer maçlarımız zaten çok rahat güzel bir şekilde geldi. Değerlendirin herkese tebrikler. Onun dışında ekranda skor yarışmasını kazanan bildiğiniz üzere Sporting Lisbon'la Beşiktaş'ın maç başı vardı Avrupa'da. Skorunu kazanan arkadaşlar arkadaşlar doğru skor tahmin eden Serdar Bey isimli arkadaşımız. Instagram üzerinden iletişim geçerse katıl gruplarına dahil edebiliriz diye düşünüyorum ben. Instagram'dan mutlaka yazsın arkadaşlar. Tekrar bir skor yarışması yapalım. Bu skor yarışması arkadaşlar derbi özel olsun. Beşiktaş'ta Trabzonspor skoru ne olur şeklinde sizlere soralım Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta oynayacağı Trabzonspor'la çok güzel bir derbi var. Bültenime de aldım zaten. Bu maçın skor tahminlerinizi yoruma bekliyorum. Ödül yine şöyle olsun. Bilen arkadaşlarımızdan işlerinden bir kişiyi alalım. Hem yüksek oran grubumuza hem de katıl grubumuza bir aylık süreyle diğer yenileme ne zaman? Diğer ayın birinde yenilenecek. İşte bir aylık süreyle katıl grubumuza misafir edelim derim. Değerlendirecekleri, yorum yapacaklara bol şanslar dilerim. Bir de arkadaşlar ekranda son bir maruzatım var. Ekranda gördüğünüz üzere neden abone değilsin olarak ben yazdım. Videolarımız çok güzel izleniyor, başarılıyız da. Fakat neden abone değilsiniz arkadaşlar? 7000 kişi izlemiş. Bu 7000 kişinin %62'si kişi kanala abone değil. Sizlerden ricam 2 saniyenizi ayırıp kanalın abone olur musunuz? Bakın 2 saniyenin 7000 kişi izliyor. %62'si abone değilmiş ciddi anlamda. Sizlerden ricam Biraz daha abone hemen 2 saniyeniz ayırıp abone olmanızdır. Sizden başka bir isteğim yoktur. Bir de videoya like atarsanız kombin önerisi zaten gelmeye devam edecektir. Ama sizden önceyelim şu an 162 abone değil. Abone olursanız çok güzel olur diyerekten de ilk maçımızla başlayalım. Sivas Spor'la Giresun Spor mücadelesiyle devam edelim. Bir de şunu söyleyeyim. Videoyu arkadaşlar 2 saniyeniz ayırıp aynı şekilde like atarsanız sevinirim. Hemen başlara geçiyorum. Like'larınızı bekliyorum. Şöyle artı 500 seviyesine gelirse kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Hepinize de şimdiden bol şanslar, iyi izlemeler, keyifli dinlemeler. İlk mücadelemiz Sivas Spor Giresun mücadelesi. Şimdi... <laughs> Pardon. Giresunspor 4 haftadır güzel bir gidişat yapıyordu. Fakat son haftada mağlup oldu ligde. Ligde mağlup olurken Antalyaspor'a karşı güzel de futbol yani ortada bir futbol sergilendi. Antalyaspor zaten galip gelmesini bildi. 2-0 ne geçerekten de 90'da da Giresun attı. 2-1 oldu. Maç öyle bitti. Sivasspor arkadaşlar galibiyete hasret bir takım. Galibiyet hasret olduğu için ben burada Sivasspor'un galip gelmesini bekliyorum bakın. Ben burada direkt Sivasspor'un galibiyetine gideceğim sizlere. 1.65 gibi de güzel bir oranı var. Ben burada Sivasspor kendi evinde ne zamandır galip gelemiyor. Giresun'da son haftaki oyunu ben çok fazla beğenmedim. Kendi evinde Antalya'ya karşı çok fazla dedim ya. oyun dengeliydi. Çok fazla ileride iş yapamadı. Zaten onlar biraz kurtuldu böyle kötü gidişattan biraz kurtuldular diyebiliriz. Hala ligin diplerinde. Fakat yani o 4 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik onlara öyle yetti diye düşünüyorum ben. Sivas burada daha çok ihtiyacı var. Ondan dolayı ben burada Sivas galip gelmesini bekliyorum. Değerlendirecek arkadaşlara burada direkt bir Sivas galibiyeti günün ilk mücadelesinden öneriyorum. Manchester City ile Manchester United mücadelesi. Bakın şöyle düşünün. Sistem takımları her zaman en iyisidir. Şu an en iyi sistem takımı kim var? En iyi zirvede Manchester City, Bayern Münih, Chelsea. Liverpool'u da ekleyebilirim. Bu dört takım şu an sistem takımı olarak zirvede. Yani bu dört takımı kolay kolay kimse yenemez. Burada United'da oynanacak. Günün erken mücadelesi zaten ilk mücadelesi. Şimdi United mutlaka zorluk çıkaracaktır. Mutlaka zorluk çıkaracaktır. Bakın Ronaldo'su Fernandes'i boş mu? Kesinlikle değil. Fakat oyun sistemi olarak bakın bir örnek vereyim sizlere. Şimdi e, Bayern Münih Benfica mücadelesi dakika 75 maç 0-0. Dakika 85 maç 4-0. Bu tip sistem takımları aynı şekilde Manchester City'de. Bu tip sistem takımları boşluğu bulduğu zaman acımaz. Gözünün yaşına bakmaz. Arapos'la bir dalgınlığına gelir. Maguire'ın dalgınlığına gelir. Hop kalesinde gol. Bitti. Ben burada City'ye güveniyorum. City'nin atacağı 2 golü alacağım ben burada. KG olur, üst olur. Fakat ben Manchester City tarafındayım. En ideal tercih bence deplasmanın atacağı 2 gol olacaktır. 1.48 gibi de çok güzel bir oranı var. Ben Manchester City tarafındayım. City'nin atacağı 2 golü değerlendirdim. Yüksek orandan isteyenler ise şöyle bir öneri yapayım. Maç 2 ve 2.5 üstü de burada 2.05 gibi orandan sizlere öneriyim. Değerlendirmek isteyenler burada yüksek oran önerim de bu olsun sizlere. Bol şanslar. Wolfsburg'la Asut mücadelesi. Wolfsburg'da yeni teknik direktör geldi bildiğiniz, bildiğiniz, üzere. Florian Köftet isimli teknik direktör. İlk mücadelesinde Level Kuzen'e karşı deplasmanda kazandı. Kendi evinde oynadı. Volkswagen Arena'da, Volkswagen Arena'da Salzburg'a karşı galip geldi. gerçekten iyi iş çıkardığını belirtelim. Wolfsburg'un şu an e, lale devrine girmedi diyelim. Yükseliş döneminde, Yıldırım Beyazıt döneminde diyelim biz burada. Wolfsburg bence Asburg'a karşı galip gelirken en az 2 tane de gol bulmasını bekliyorum. O yüzden galibiyetine direkt gitmedim. Wolfsburg'un atacağı 2 golü değerlendirdim. Onun da oranı gayet güzel. Ev sahibi 1.5 üstüne 1.49 gibi oranı var. Asburg son hafta 4-1 galip geldi. Fakat Wolfsburg'un ben burada reaksiyon göstermeye başladığı için yeni teknik adamıyla birlikte bu maçta da en az 2 gol bulmasını bekliyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Dinamo Kiev ile o mücadelesi. Bu maçtan hızlı geçeyim. Dinamo Kiev arkadaşlar liginde kendi evinde 20 gol attı. Ve henüz daha gol yemedi 7 maçta. Dinamo Kiev milli araya gitmeden önce galip gelecektir. Fakat galip gelirken ne yapacaktır? Dinamo Kiev hafta içinde bir şampiyon ligi maçları oynadı. Barcelona birlikte kendi evinde çok kırılma anı vardı. 1-0 mağlup oldular. Ben burada yine Dinamo Kiev'in zayıf rakibine karşı bir kalite farkı var zaten. Galip gelmesini. Fakat biraz da yorgun olmasından dolayı Dinamo Kiev'in burada 4.5 altında galip gelmesini bekliyorum. Bunu da değerlendirmek için arkadaşlarımıza bol şanslar Ukrayna'dan bir mücadele. Celta Vigo ile Barcelona mücadelesi. Celta Vigo ile Barcelona mücadelesi arkadaşlar. Barcelona'ya bugün kim geldi? Xavi geldi teknik direktör olarında. Gerçekten büyük bir olay. Çünkü beklenti de çok fazla. Gelsin gelsin. Al Said salmıyordu bunu. En sonunda artık aralarında anlaşma yapmışlar. Barcelona'ya teknik direktör olarak Xavi geldi. İlk mücadelesi. Fakat ilk mücadelesi diyerek ben burada galibiyetine gitmeyeceğim. Çünkü Celta da eksikliği var. Ki Celta Barcelona takımına biraz ters gelen takımlardan bir tanesi. Aspas önderliğinde hücum hatlarında bir şeyler yapmaya, üretken olmaya çalışıyorlar fakat yeterli değil. Barcelona'da Fatih son maçta 10 numarayla birlikte golü attı. Takımın galibiyetine taşıdı. 1-0 kazandı Şampiyonlar liginde. Burada Barcelona galip gelebilir. Yüksek orandan önereceğim onu da. Bakın yüksek orandan şöyle önereyim sizlere. 4.5 altında 2'nin 2.18 gibi oranı var. Fakat benim idealim tercihim bu değil. Ben burada 8.5 üst korner istiyorum. Çünkü Barcelona biraz daha istekli olacaktır. Celta Vigo'da maçlarında korner bulan bir takım. Tek korner tercihim budur. Barcelona maçında 8.5 üst korneri 1.66 gibi orandan sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyenler de korneri değerlendirebilirler. Onun dışında dediğim gibi yüksek oranı isteyenler 4.5 altında 2 yaparsa 2.18 gibi orandan değerlendirme yapabilirler. Ben de notlarımı alıyorum. City verdik öyle. Barcelona'yı verdik. Sivas Spor'u da ben kendim vereceğim. Devam edelim diğer maçlarımıza. Yüpenle ile Zultavarga mücadelesi. Şimdi bu maçta son maçta Zultavarga'yı değerlendirmiştik. 6-2 bitti arkadaşlar. KG olarak almıştık idealden. Ben bu maçı da kombineme aldım. Zultavarga'yı arkadaşlar Biraz maça baktığımdan dolayı adamlar 5 tane gol yedi. Bakın 5 tane gol yedi. Hala hücum yapmaya çalışıyorlar. Gerçekten çok muazzam bir takım. Ya biz gol yiyelim de atalım işte. Biz futbolun eğlencesindeyiz. Sağlı sağ burası şeklinde bir hava var ışıkçısı. Gebendim maçların gollü geçmesi Belçika'nın normal açıkçası. böyle oynadıklarından dolayı. Sultan Erkan hücumu düşünen bir takım. Arkada boşluklar bırakıyor. Yüpen takımı da bu sezonun zaten flash ekiplerinden bir tanesi. Son maçlarında biraz kaybetse de ki zaten bu maçta favori görülmüş 1.49 gibi orandan. Son maçlarda rotasyonda gitse Zulta ve e karşı galip gelebilir diye düşünüyorum. En azından her iki takımın birbirine atacağı goller 1.35 gibi ideal bir oranı vermişler zaten. Değerlendirdim. KG var olarak aldım. 1.35'den KG var'ı değerlendirmek isteyenlere idealdir. Bol şanslar diyerekten geçeyim. Gelelim Beşiktaş Trabzonspor mücadelesine. Ondan önce arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere iletişim paketinden bahsetmek istiyorum ben sizlere. İletişim paketinde hafta sonu Şampiyon Ligi'nde çok güvenli maçlar vardı buradaki arkadaşlara. Dedim ki ben bu iki maça Ano kombini olarak önerdim ki sizlere de vermiştim bu kombini. Yüklü oynayacağım. Sizler de yüklü oynayabilirsiniz. Bakın bir tane arkadaşımız solda yazmış ki tamam kral bin giriyorum. Bereket versin kombine geldi. Bine ne oldu? 1900 lira para aldı. 900 lira ne? Kar. Bu karı ne yapacak? Sermaye edecek. Bizim kombinelerimize de devam edecek. Yine bak Barış arkadaşımıza verdik. Eyvallah reis. Bugünün içinde bekliyorum. Demiş. Fakat bu iletişim paketinde bir sonraki görselim gelsin ekrana. Ben herkese böyle özelden atıyorum. Bakın. Osman, Serkan, Hakkı, Uğur, Çağlar, Akif, Efe, Beşir, Oğuzhan şeklinde herkese özelden bu kombini atıyorum. Hatta geldi buradan yapıştırmışım. Bu iletişim paketinde herkesle özelden konuşuyorum vakit ayırıyorum mutlaka. Herkesin zaten mesajına cevap veriyorum. Fakat şöyle bir durum var. Her gün vermiyorum. Haftanın iki günü oluyor. Haftanın bir günü oluyor. Çok güvenli hissettiğim maçlara ben veriyorum. Kendimle biraz yüklü oynuyorum. O zaman atıyoruz hep birlikte alıyoruz. Sermaye yapıyoruz şeklinde ilerliyoruz. İletişim paketi de bu şekilde arkadaşlar. E, katılmak isteyenlere bol şanslar dilerim yani. 100 TL'lik paketimizdir bu. Ekranda katıl telegram grubunu görüyorsunuz. Burada da canlı olarak neler yapıyoruz ondan bahsedeyim. Çünkü soranlar oluyor. Dortmund Ajax ilk yarı 0.5 üst gelmiş. Atletico Madrid maçı ilk yarı 0.5 üst gelmiş. Sporting maçı ilk yarı 0.5 üst gelmiş. Tempolu maç toplam gol Birinci yarı 0.5 üst sanırım gelmişti. Onun dışında kombinemiz geldi. Tebrik edeyim mi? Gelmiş. Maşallah Ekrem abi akıyor paralar diyerekten paylaşmışsınız deplasman deplasman 1.5 1.75 gibi orandan inter mücadelesi devre arasında verildi. Geldi. Sporting maçı 3.5 geldi ve kombinemiz zaten geldi. Yani çok güzel bir şampiyon geçirmiştik. Katıl grubumuzdaki arkadaşlar da tebrik ediyorum. Ha tebrik etmekten dilimde tüy bitti. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim bunu da. Katıl Telegram grubunun seviyelerinden bahsedeyim. Sonra videoya devam edelim derbiyle birlikte. Seviyelerine baktığımız zaman da katıl grubunda ana Telegram grubumuz canlı bahislerin olduğu grup ana Telegram grubumuzdur. Buraya gelmek isteyenler gelebilirler. Yüksek oran grubumuz da mevcut. Yüksek oran grubunda yüksek oranlı maçlar veriyorum tekli olarak. Mesela ne vereceğim? Manchester City 2-2.5 Sizlere önerdim. Orada önereceğim. Orada ekstralar da olacak. Yüksek oran grubunda böyle bir şey mevcut. Her şey dahil iletişim paketinde ise dediğim gibi özelden her iki gruplar zaten her gruba girebiliyorsunuz. Whatsapp'tan da iletişim halinde olabiliyorsunuzdur. Diyerekten geçeyim arkadaşlar. seviyelerde bu şekilde. Trabzon Beşiktaş mücadelesi. Öncelikle arkadaşlar her iki takım da kaybetmemeyi oynayacak. Özellikle Trabzon takımına baktığımız zaman da aldığı takdirde puan farkını Kaça çıkarıyor? 10'a mı ne çıkarıyor? Aynen 10 puana çıkarıyor. Trabzon bu maçı inerse 10 puan fark çıkartıyor. Fakat ben Beşiktaş'ın bu maçta kaybedeceğini ben ziyade kaybetmesini geçelim. Gol atmasını bekliyorum. Çok kötü giden bir Beşiktaş var. Sergen Hoca'ya da eleştiriler başladı artık. Ondan dolayı Beşiktaş takımı burada reaksiyon göstermek isteyecektir. Fakat eksikler can yakıyor. Şu an gözüken eksikler Batuay, Enkutu, Canbazdoğan. Piyanis mesela bu maçta oynayabilir mesela. E eksiklerin belli olması gerekiyor. Batuay mesela bu maçta yok. Trabzonspor'da Edgar Lea oynamayacak. Gervinho oynamayacak. Bruno Perez, Bruno Perez oynamayacak. Her iki takım da burada öncelikli olarak yenilmemeye oynayacak. Yani ben bu maçta bir beraberlik beklediğimi de belirteyim. Ama idealden ne verelim? İdealden herkes gibi ben de bu maçtan her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. KG var vereceğim. YouTube kombinesini almadım fakat isteyenler bu maçı KG direkt kombinesine koyabilirler. Tüm Türkiye zaten bu mücadele KG var oynayacak. Bir de arkadaşlar gollü bir beraberlik bekliyorum. Maç sonu 0'ı da 3-0-5 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz. Trabzon'un kazanmasını beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Ya puan farkı 10 olacak. Açtırmazlar. Türkçe açtırmaz. Anladınız siz olayı. Ondan dolayı 0 veya 1 olur diye düşünüyorum. Ama 0 bana biraz daha ağır basıyor. K Trabzon'da gol bulacaktır. KG varı yapıştıralım. Jurgarden'la Hamstad mücadelesi. Jurgarden'ı arkadaşlar geçen hafta Malmö'yü değerlendirmiştik. Zirve yarışındalar. milyaraya gitmeden önce kendi evinde kazanacaktır diye düşünüyorum. Ama çok gollü bir maç geçmesini de beklemiyorum. Jurgarden'ın burada direkt galibiyetine 1.47 gibi orandan değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum. da karşı onlar da kötü bir güç vardı. Son maçında kazandılar liderlik yarışında Malmö'nün arkasından hemen İt'sa'da hata yapmasını beklemiyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. İç zaten baktığımız zaman da en iyi takımlarından bir tanesi Jurgard'ın takımı. 13 maçta 27 gol atmış. Direkt maç sonu birini sizlere öneriyorum. Juventus'la Fiorentina mücadelesi ile devam edelim. Juventus arkadaşlar hafta içinde oynadığı maça izlediyseniz 4-2'lik maçı nibala Chiesa. Bu ikisine parantez açmak istiyorum. Muazzam maç oynadı. Biz de zaten katıl grubundan zaten Juventus maçında ev sahibi 2.5 üste girdik. Çok güzel kazandık mesela. Çünkü maçı seyrediyordum. Hatta 3. gol Juventus dedik. 2-1 oldu. Sonradan bir daha girdik ev sahibi 2.5 üste. 3'ü de attı zaten. Hatta maç 4-2 e bitti. Juventus tarafı çok güzel futbol sergiledi. Milli araya gitmeden önce çünkü şöyle göstereyim. Milli araya gitmeden önce Lazio, Atal Atalanta gibi iki tane maçları var. Milli araya gidecek takım. Fiorentina da şöyle bir takım. İyi bir takım. Ama şöyle gününde olursa çok iyi oynuyor. Gününde olmazsa biraz da kö çok kötü oynadığını da belirteyim. Yani ortası yok bu takımın. Ben burada Juventus'un atacağı 2 golü değerlendirdim. Çünkü hafta içinde çok güzel bir maç oynadı. 1.50 gibi de güzel bir oranı var. Juventus burada arkadaşlar 2 gol atar diye düşünüyorum. Young Boys mücadelesi Grasshoppers ile oynayacaklar burada. Ben burada karşılıklı gol var aldım. 1.35 gibi oranı var. Neden karşılıklı gol var aldım? Normalde Grasshoppers biraz Young Boys'a karşı iyi iş yapamıyor. Fakat Young Boys Avrupa mesaisi derken, lig mesaisi derken kötü sonuçlar alıyor. Grasshoppers bu sezon kendi evinde gerçekten çok güzel maçlar oynamış. İkilinin son maçı da 0-0 bitti. Ee, i̇lk zaten ligin açılış maçlarından da ikilinin maçlarından ikinci hafta falan olması lazım. Young Boys o maçta ezdi. Fakat Young Boys bu maçta yorgun ve kötü düşte ev sahibi de bu sezon bu sezon kendi evinde iyi işler çıkartıyor. Son 3 maçına baktığımız zaman hatta sizlere de göstereyim. 3 tane, 3 tane, 5 tane, 3 tane, 8 kaç tane atmış. O son 3 maçında kendi evinde 11 gol atmış. Bir tane de yok muysa bizim için Salla Grosshoppers diyelim ve KG varı diyelim geçelim. Leipzig ve le Dortmund mücadelesi. Ben yine golü geçmesini bekledim maçlardan bir tanesi. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamadı. Leipzig berabere kaldı. Ajax Dortmund mağlup oldu. Fakat Leipzig'e ile beraberlik çok fazla işine yaramadı grupta. Ondan dolayı burada yine her takımında defans hatları zaten yorgun ve zaten her iki takımda ufans oynayan takım olduğu için idealden ne yapacağız? KG var alacağız, geçeceğiz, devam edeceğiz. Keyifli bir mücadele olur arkadaşlar bu arada. bir 38 oran bence kombinelere de girebilir. Cagliari ile Atalanta mücadelesi. Atalanta bu maçta favori. Normal olması gereken Atalanta da milli araya girecek Aynı şekilde. Tüm takımlar milli araya girecek. Bu mücadelede kazanmasını bekliyorum. Çünkü baktığımız zaman da zirve yarışından çok fazla geride kaldı. 19 puanla 31 puan fark arası var ile baktığımız zaman da. Cagliari kötü gidişinde çok fazla oyun oynamıyor ki. İleride de Cagliari üretken olmakta sıkıntı yaşıyor. Burada Atalanta'nın atacağı 2 golünle oranı idealdir. Şöyle göstereyim. Şimdi açmamışlar şerefsizler. Ben not almışım bakın. Beni videoda götettiler. Şöyle yapalım. Madem öyle şöyle yapalım. Maç sonu 2 ve 1.5 üst yapalım. 1.49 gibi orandan değerlendirelim. Oranı var diye hatırlıyorum ben not almışım. Fakat kaldırmışlar sanırım. Deplasman 1.5 üstünü Avrupa'dan alanlar öyle alsın. Öyle alamayan varsa da kaderimize küselim. Maç sonu 2 ve 1.5 üstü değerlendirelim. Bu şekilde geçelim. Bu kadardı. 12 tane maç anlattım sizlere. İşlerinden mutlaka kafanıza yatıp değerlendirecekler vardır. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. 12 maçın değerlendirmesi bu şekildeydi. Ekranı kombine önerisi olarak da gelsin. Ben ekrana kombine önerisi olarak sizlere Juventus mücadelesiyle Zulta Veregen mücadelesini koydum. 2 oranlı bir kombine yaptım. Juventus çok güzel futbol sergiledi. Beni etkiledi. Ev sahibi bir buçuk üstüne aldım. Zulta Veregen'in de son maçında KG olarak değerlendirmiştik. 6-2 bitti. Yüpen de kendi evine iyi bir takım. Ondan dolayı karşılıklı goller de gelecektir diye düşünüyorum. Sizlere 2 oranlı kombine bu şekildeydi. Değerlendirmek seneler değerlendirebilir. Bakın bütçeniz sizin bütçeniz. Ben sizlerin kafasına silah dayayıp oynatmıyorum. O yüzden yatınca kazanınca yatınca kralsın kaybedince yalansın olmayalım. Bütçenize göre değerlendirin. Benim tercihlerim bu şekilde seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.